Değerli müşterimiz bakın, Artema yol üzerinde beyimiz kırmızı beyaz işaretler, direklerdeki işaretler onların işaretleri. Burada doğa yürüyüşleri yüzlerce, bazen binlerce doğa yürüyüşçüsü de bu köyün içinden Artema yoluna gidiyor. Beyimizin hemen girişi, burası biraz önce gösterdik zaten. Doğa yürüyüşçülerin bu güzergahta 300 kilometre civarında bir yolu var. Bunu da size anlatmadan geçemedim. İyi seyirler. Evet sevgili dostlarımız, kıymetli takipçilerimiz, Aydemir Emlak, ben Ahmet Aydemir. Evimiz burası. Bakın taş temelli. Şimdi biraz sonra Bodrum'da göstereceğim. İçi çok az bir masrafla 10 numara bir ev olacak. Yolumuz burası. Evimizin özel yolu var. Aracımızla geldik. Bakın buradan hemen içine kadar da girebileceksiniz. Bir dönüm 5 metre, bir dönümden fazla. Hemen evimize doğru şimdi girelim. Bu şekilde demir bir kapıyla dışarısı kapatılmış. Gayet güzel. Bakın. Burada içine evimizin girdiğinizde bakın birçok meyve ağacı, birçok dut ağaçları, meyve ağaçları, envai çeşit içinde meyve ağaçları var. Biraz sonra oraya gezeceğiz. Ama gezmeden önce de iki tane ev kayıtlı burada. Yani iki tane ev var. İkisi de elektrik ve suyu bağlı. Bakın hemen şu karşıdaki eski evimiz de, burası da elektrik su kaydı var. Burası da. Şimdi evimize doğru buradan giriyoruz. Yan tarafta teras. Terası şimdi size göstereceğim. Evimiz bakın hemen burası. Girdik. Bu şekilde hemen salon var. Ama hemen sağ tarafta da bir tane çeşmemiz. Hemen lavabomuz. Bakın lavabomuz burada hemen. Burada bir tane banyo, WC, termosifonunuz dahi hemen hazır. Kalebodulara bakın yapılmış. Duvarlarının, yerlerinin, zeminin. Hem duş ve hem WC orası. Bu şekilde içinde bir girişimiz var. Bu şekilde salon. Salonumuz burası. Gardıroplar bu şekilde. Hemen sağ tarafta ise bu şekilde bir yine küçük bir odamız var. Balkona bakıyor buradan. Kışın burada oturulmuş. Soba filan hazır. Bakın. Buradan da hemen yan taraftaki balkona çıkan, balkonu gören bir penceremiz var. Gayet ideal büyüklükte. Hemen karşıda bir tane salon. Yerler beton. Alttan baktı usta. Usta getirdik. Alttan baktı. Bakın duvarlarımız bu şekilde. Penceremiz bu şekilde. Bakın balkondan, evimizin içinden dahi manzaramız bu şekilde. Yemyeşil bir köy. Organik, hiç bozulmamış Yörük Köyü. Adı da Yörük Keçilere. Sevgili dostlarım. Sezgin nasıl ev? Temiz değil mi? Havada, güzel. Havadar. Mis gibi esiyor. Gönen yanıyor. Burası esiyor. Vallahi billah. Bak şimdi. Burası da yine bir geniş bir odamız. Üç tane odamız var. Bir de girişimiz var. Hor gibi. Evet sevgili dostlarımız bakın. Odamız burası. Kapılarımız dahi bakın. Orijinal. Evet. Tavanlarımız bu. Buradan dağları göreceksiniz. Buradan muhteşem şu güzelim dağları göreceksiniz. Oturduğunuz evinizden. Muhteşem şu güzellikleri, yeşillikleri, doğayı, köyün en güzel yerinde bir ev düşünün. Hatta iki tane ev vereceğiz. İkisine de tamirat yapabilirsiniz. Burası da bakın, burası da mutfak. Az bir tadilat da çok güzel olur burası. Böyle bir yerimiz burası da. Üç odamız var. Bir de böyle bir girişimiz var. Bir de bu şekilde yine tekrar bir girişimiz var. Sağ tarafta da banyomuz size gösterdik. Şimdi de hemen şu güzel manzarayı bir daha seyredelim. Biraz önce buradan tanıtım yaptık ama havadan drone'la da çok güzel çekimler yaptık. Burası da seyir tepesi. Burası tam balkon olacak yer. Yani evin bu bölgesi beton erme. Balkon manzaramız bu. Muhteşem bir manzara. Bakın Türk bayrağı oradan çok güzel görünüyor. Çok güzel bir Türk bayrağı yaptılar o tepeye. Yıllardan beri yeni boyandı. Yemyeşil bir
vadi düşünün. Vadinin içinde bir köy. Yeşillikten köy görünmüyor. Burada çok güzel bir asma var. Bu asma, bakın direkleri falan sağlam. O üzümler olmaya başlamış. Direkler beton direk. Hiç masraf yapmayacaksınız. Bakın üzümlerimiz var. Yiyecek kadar var yani size. Çok güzel bir asma yapılmış. Yani gerçekten demirle her tarafı yapılmış. Çok büyük bir asma buraya. Çok güzel olur. Bakarsanız bakmazsanız dağ olur derler diye boşuna dememişler. Bahçemiz burası. Bahçemize şimdi doğru gidiyoruz. Şimdi buradan bu şekilde eski kayıtlı evmiş burası. Üst tarafa da doğru çıkıldıkça yine evler. İki parsel dahi olabiliyor buraya. İki kişi alabilir. Burayı hisseli de alabilirsiniz. Hisseli almanızda da bir sakınca yok. Burası da yine bize ait. Bakın muşmulamız hazır. O üzümlere bak Sezgin. Sezgin üzümlere bak. Ne çok üzüm var ya burada ya. Oy maşallah maşallah. Dalları kırılacak vallahi Sezgin üzümlerin ya. Evet. Burası taş temelli dedik. Bakın içeriden taşlarını görüyorsunuz. Çok kalın duvarlar yapılmış. Daha önceden burası ahır olarak kullanılmış. Ama burayı da eve çevirebilirsiniz. Taş nasıl olsa taş yapılmış. 2 artı 1 ya da 1 artı 1 eve çevirebilirsiniz. Yani bayağı bir işçilik yapılmış zamanında burası. Bakın ortasına da bu şekilde kolonlar yapılmış. Bunlar daha da güzelleştirilebilir. Burası şimdi yukarı doğru gidelim bakalım. Bahçemize doğru. Bakın hemen yan tarafta çok güzel bir teraslı bir ev var. Buraya da o şekilde yapabilirsiniz. İçindeki burada ceviz ağaçları, dut ağaçları, her taraf dut ağacı, ayva ağaçları, üzüm, erik, armut, ayva, nar görüyorum. Erik gördüm. Her şey var. Elma bakın. Yani birçok içinde meyve ağacı var. Kadastro parsel uygulamasından şimdi size Ender kardeş yerin durumunu ve konumunu sizlerle paylaşacak. Sevgili dostlarım, böyle yerler bulmak çok zordur. Böyle yerler her zaman denk gelmez. Ev kayıtlı, köyün ortasında, ulaşımı kolay. 8-9 kilometre Gönen. Yani 10 dakikada Gönen'desiniz. Bakın bahçe içinde bile taş duvar yapılmış. İki bölümden oluşuyor. Üst tarafta bizim, alt tarafta bizim. Evlerin olduğu yerde bizim. Bizi gerek yurt içinden, gerekse yurt dışından arayan, soran, takip eden, Aydemir Emlak YouTube kanalımıza abone olan tüm sevgili dostlarımıza, kıymetli takipçilerimize en derin selam ve saygılarımı sunuyorum. Bizi izlemeye devam edin. Daha nice güzel çekimlerde görüşmek üzere. Aydemir Emlak YouTube kanalına abone olmayı lütfen unutmayınız. İyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın efendim. Sağ olun, var olun.